sevgili seyirciler. Şimdi sizleri İstanbul Maslak'ta hafta içinde düzenlenen bir galaya götürüyoruz. Sonsuz Bir Aşk isimli filmin galasına gidiyor ve sizleri buradaki renkli görüntülerle baş başa bırakıyoruz. Ben insanın ne için yaşaması gerektiğini çok geç öğrendim. Ben her şeye çok geç kaldım. Dostluğa, cesarete, aşka. Herkese benden kemoterapi! Sonsuz bir an olsa içinden çıkmadım, çıkamadım. Senle bir an olsa, bir ömür olsa. Zamansız, mekansız, oh. Eşsiz bir an olsa, öpmeden durmadım, duramadım. Oh. Dertsiz bir an olsa, kimsenin görmediği. Türk filmlerinin son yıllarda atağa geçmesi, vizyona giren filmler arasında sıkı bir salon rekabeti yarattı. Bunun son örneği de bu hafta yaşandı. Başrollerini İsmail Acıoğlu, Özlem Tekin ve Ferhat Gündoğdu'nun paylaştığı Sonsuz Bir Aşk isimli duygusal komedi tarzındaki film de bundan nasibini alan filmler arasına girdi. Benim bu adamı başka belaya bulaşmadan Aylin'le buluşturmam lazım. İşin gücün makara değil mi senin? Ya bir kendin olsana. Abi sen öldün. Yok kardeş, ölmedim. Buradayım. Ben çok bir tırsmaya başladım. Ne oluyor lan böyle sır kapısı gibi? Ne içirdiniz lan bana? Hafta içinde galası yapılan Sonsuz Bir Aşk, birçok yeni filmle birlikte bu hafta Türkiye'de gösterime girecekti. Ancak vizyondaki filmler ilgi görmeye devam edip salondan çıkmayınca yeni filmlerde salon sıkıntısı yüzünden vizyona giremedi. Galası yapıldığı halde vizyona giremeyen bu filmlerden biri de Sonsuz Bir Aşk oldu. Parmak kadar kızı kendinden 30 yaş büyük adamla evlendirecekler. Memleket güzel, adam şerefsiz. Açık çikolata yaptıracaktım. Patates tanesi yaptırın dedim. Sen küçükken havaalanı hem geçirdin mi? Yok. E sen nasıl böyle deli oldun? Hayat 3,5'ta 4 arasında. Ya 3,5 atarak yaşarsın ya da 4,4'lük adam olursun. Sonsuz Bir Aşk'ın Maslak Team'de yapılan galasına birçok ünlü isim katıldı. Filmin başrol oyuncuları İsmail Hacıoğlu, Özlem Tekin ve Ferhat Gündoğdu'ya ilgi oldukça yoğundu. Biz de film biter bitmez mikrofonlarımızı filmin oyuncularına uzattık ve filmle ilgili görüşlerini alalım istedik. Benim bu adamı başka belaya bulaşmadan Aylin'le buluşturmam lazım. Söz verdim. Aşk yalan, aşıklar kavuşmaz diye sarılırlar tabii. Sonsuz bir an, sonsuz bir an. Ben insanın en büyük servetinin sevgi olduğunu çok geç anladım. Sakın siz benim gibi geç kalmayın. Efendim Sonsuz Bir Aşk'ın başrol oyuncusu Ferhat Gündoğdu. Sizin ağzınızdan dinleyelim, film nasıldı? Öncelikle bu bir devam filmi. Fakat bildiğimiz devam filmlerinden çok daha farklı. Sıcak, eğlenceli, dostluğun ve aşkın işlendiği bir hikaye içerisinde bulunacaklar. Dostluğu ve aşkı temel alarak yola çıktığımız bu hikayemiz izleyici hem güldürecek, hem düşündürecek, hem de zaman zaman duygusal anlar yaşatacak izleyiciye. Kesinlikle öyle. Ben salonun tepkisinden gördüm. Bir kere ben kendimden de gördüm. Önce bir kere çok güldüm. Gerçekten son zamanlarda hani en çok gülerek izlediğim filmlerden bir tanesiydi ama bazı yerlerinde öyle hayat dersleri vardı ki ya herkesin evet ya doğru ya hani ben artık sevdiğimi de söylemeliyim dediğini duyar gibi oldum. Gerçekten çok özel anlar vardı. Bu senaryo yazılırken siz konuya müdahil oldunuz mu? Yani ya şurası da şöyle olsun, burası da böyle olsun, biraz daha duygusallaştıralım dediğiniz yerler oldu mu? Tabii ki ben oyunculuğun dışında işin mutfağında da müdahil oluyorum. Evet. Yani senarist, yazar grubuyla birlikte çalıştığımız birçok fikirlerimi beyan ettim. Özellikle Serhan karakteri. Bu neydir? Ne neydir?
Arkada acı et biri var. Kafası rengarenk. Bu ne ya? Niye kaçırıyorsunuz ambulansı? Birinci filmdeki gibi bu filmde de benim çizdiğim bir karakter. Evet. Herkes ama sizin oynadığınızı da çok beğendi gerçekten. İsmail'in zaten oyunculuğu tartışılmaz. Ama sizin de hiç kesinlikle onun altında kalmayan bir oyunculuğunuz vardı. Hatta o kadar doğaldı ki gerçek mi? Yani gerçekte de böyle misiniz? Diyesi geliyor insanın. Gerçekte tabii ki böyle değilim. O Serhan, o kadar değilim diyorsunuz. O Serhan karakteri. Ama tabii oyunculuk da doğal olması gereken bir alan olduğunu düşünüyorum. Sevgili seyirciler, şimdi size burada bir şey açıklamak istiyorum. Ferhat Bey de bunu tabii soracağımı bilmiyor. Siz bu filme başlarken aslında alaylı bir oyuncuydunuz. Ancak daha sonraki zaman içerisinde sanıyorum yani belli bir yaştan sonra üniversiteye gittiniz, oyunculuk eğitimi aldınız ve onu devam ettirdiniz. Onu daha sonrasında kendinizi geliştirdiniz, değil mi? Evet, doğrudur. Mesleğe alaylı bir oyuncu olarak başladınız. Başladım evet. Fakat bu işin akademik tarafında olmasının gerektiğine inandığım için 4-5 sene emek verdim. Okulu da bitirdiniz. Okulu da bitirdim evet. Çok güzel. Peki ilk filmin yapımcısı sizdiniz ama ikinci filmin yapımcısı oğlunuz Ümit Gündoğdu. Ne diyorsunuz, hani armut dibine mi düştü? İlk filmin yapımcılığını ben üstlenmiştim. Fakat şeydir, Dama Medya olarak bu Sonsuz Bir Aşkı Dama Medya olarak Ümit Gündoğdu, bir de Ferhat Eşsiz birlikte yaptılar. Evet. Peki nasıldı, hani oğlunuzun sizi yönetmesi nasıldı? Ya tabii ki şeydi, ben oyuncu olarak görev aldığım için yapım grubunun istekleri doğrultusunda hareket etmek zorunda kaldım tabii. Yani son kararları oldunuz mu verdi? Tabii ki yapım grubu. Gerçek mi? Peki efendim, son olarak buradan seyircilere filmle ilgili neler söylemek istersiniz? Ya dediğim gibi şeydir, bu film öncelikle dostluğu ve aşkı temel alan bir film. Yani herkes kendinden bir şey, gerçek hayatta bir şeyler bulabileceği bir filmdir. Yani tavsiye ederim, çok eğlenceli. Herkes salonda ayrıldıktan sonra çok keyifli, neşeli, aynı zamanda duygusal anları yaşayarak çıkacağına inandığım bir filmdir. Güzel bir film olduğunu düşünüyoruz ekipçe. Bu akşam hep beraber izleyeceğiz, göreceğe çıkıyoruz. Heyecanlıyız. Her film gibi zorlukları da olan bir iş oldu. Bu ülkede film çekmek gerçekten çok zor bir hal almış vaziyette. Biz de bugüne kadar geldik. Umarım seyirciyle de buluşur. Filmler olmalı, olsun da zaten, hani çekilsin. Ki Türk sinemamız devam etsin, yani hani güzel örnekler çıkarabilsin. Umarım diğer arkadaşların da gişeleri hayırlı olur. Ben her yerde söylüyorum bunu, bu film bir devam filmi değil. Yani ilk filmi izlemeyen insanlar da ikinci filmi gelip rahatlıkla izleyebilirler. Sadece iki ortak karakterimiz var. İlk filmle bağlantısı olan Serhan ve Volkan. İki kanser hastasının bir yolculuk hikayesidir bu. Gönül rahatlığıyla gelip izleyebilirler yani. Efendim, siz nasıl buldunuz filmi? Biz çıkanlara sorduk. Herkes sizin güzelliğinizden bahsediyor. Siz nasıl buldunuz? Neler söylersiniz? Teşekkür ederim öncelikle. Ben çok güldüm. Çok keyifli bir filmdi ama ne kadar objektif olabilirim bilemeyeceğim. Bence sizin görüşleriniz daha önemli. Seyirciye neler söylersiniz filmin içeriğiyle ilgili olarak? Hani gelsinler, bu geldikleri zaman daha doğrusu bu filmde ne bulacaklar? Geldikleri zaman çok samimi bir film izleyecekler. Çok gülecekler bence ve çok hüzünlenecekler yer yer. Ama genel anlamda biraz iddialı bir laf olacak belki ama hayatın değerini bir kez daha düşünmek üzerine bir film. Gerçekten sahip çıkmak üzerine bir film bence. Merhaba. Merhaba. Nasıl buldun filmi? Ya ben çok beğendim. Hani beklediğimin daha da üstünde olmuş. Böyle izlerken ağlamak için kendimi zor tuttum diyebilirim. Kendi oynadığım sahneler dahil. Heyecanlısın hala. Aynen, benim bu heyecan hiç geçmiyor galiba ya. Hani galadan önce daha bir farklı heyecan, bitişe daha bir heyecan ama herkesin gitmesini öneririm. Çünkü orada çok güzel bir sosyal mesaj veriliyor aslında. Yani insanlar bazen... Küçük gelinler değil mi? Yani zaten bu
karakterde bir evet. küçük gelindi. Tabii yani Türkiye'nin dünyanın bir problemi zaten bu küçük gelinler. Dicle de bunun bir parçasıydı. Ben de bunu canlandırmaya çalıştım elimden geldiği kadar. Bence çok da başarılıydın. Çok sağ olun. Ya ben şöyle diyeyim, oynarken çok kötü oldum. Onların yaşadıklarını yaşamaya çalıştım diyeyim. Ama gerçekte nasıl olur bilemiyorum. Yani düşünün artık, hani yaşarken ben zorlandım. Evet. Oynarken gerçeğini düşünemiyorum gerçekten. Ama seyircilere söyleyelim o zaman ki gitsinler bu keyif filmi, keyifli filmi izlesinler değil mi sinemada? Bol gişelerimiz olsun. Amin amin. Aynen öyle, herkes gitsin, gülebileceğiniz, ağlayabileceğiniz yerler de var. Ama zaten bir sosyal içerik var yani geç evet. kalmayın yapmak istediklerinize. Ben de elimden geldiği kadarıyla yapmaya çalıştım, artık seyircinin takdiri beğenip beğenmemek. Özlem Hanım, filmi sanıyorum siz de ilk defa izlediniz. Evet, evet. Burada nasıl buldunuz? Aa, gayet güzel. Böyle çekmiştik zaten. Ne çektiysek onu yansıttık. Ne çektiysek o valla. Valla ben oradaydım ya. Aynı böyleydi. Ama hakikaten gerçekten bazı sahneler çok duygusaldı. Bazıları da evet, bir o kadar. Evet. Bizim olmadığımız sahneler var tabii. Sadece İsmail falan oynadı. Oraları izlememiştik. Hakikaten çok duygusalmış. Yani bayağı dokunaklı olmuş oraları. Özellikle böyle hani sevgili. Benim olduğum taraflar biraz zibidili zibidili. Hani filmin ana teması gerçekten insanların sevdiği insanlara sevdiklerini söylemesi. Evet. Çünkü hiçbir şey için beklemeye gerek yok. Beklememek lazım değil evet, mi? Evet. Siz neler söylersiniz bu konuda? Ben zaten doğduğumdan beri bu şekilde yaşıyorum biliyorsunuz. Onun için deli diyorsunuz bana başından beri. Çılgın, rakçı, deli falan yaptığım aslında bu. Yani hakikaten yarın yokmuş gibi yaşıyorum. Herkesin de öyle yaşamasını isterim. Hakikaten olmayabilir çünkü. Ve o zaman insan hem daha fazla yerlere ulaşabiliyor, hem kalbi koskocaman oluyor, hem çevresi, hem sevdikleri, her şey daha güzel, çiçek açıyor yani. O şekilde yaşamak, yaşayabilen tabii. Yani çekinmeden, ertelemeden, üşenmeden yaşamak lazım. Acaba filmi izlemeyen, tabii henüz daha kimse izlemedi. Bir sıfır öndeyiz tabii ki değil mi? Neler söylersiniz hani gitsinler ve izlesinler diye? İllakine gidin yani. Hakikaten çok güzel vakit geçireceksiniz. Kah güleceksiniz. Başından da söylüyorduk yani biz film gösterime girmeden önce. Hakikaten hafif hafif ağlatabilir, yer yer güldürebilir. Çok eğlendiğimiz yerler de oldu. Güzel, hoşça vakit geçirebilirler. Aileleriyle gidebilirler. Falan. Şarkılar da çok güzeldi. Şarkılar fena değildi. Özellikle Sonsuz Bir Aşk'ın klip şarkısı. Zamansız o, mekansız o. Kim demiş aşk yalan, aşıklar kavuşmaz diye. Tutuşurlar elbet, yeter ki küçücük kıvılcım olsun. Kim demiş aşk yalan, aşıklar. Gerçekten sosyal medyada da patlama yaptı. Bu konuda neler söyleyeceksiniz? Öyle olmuş. Ne bileyim, tam bir de Sevgililer Günü'ne denk geldi. Evet. Vallahi tesadüf. Vallahi tesadüf. Ben öyle Sevgililer Günü falan kutlayan insan değilimdir. İyi misiniz? Yok, hiç. Özel günleri hiç sevmem. Doğum günü, Sevgililer Günü falan. O yani o. Her gün söylemek lazım değil mi? Şuursuzca yaptım ve çıktı. Tabii canım, tabii. Her gün söylemek lazım. Ya da hiç söylemeyeceğim. Peki, çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Siz neler söyleyeceksiniz özellikle filmle ilgili olarak? Ben bu profesyonel çalışmanın içerisinde olduğum için, çok profesyonel güzel arkadaşlarımla yer aldığımdan dolayı çok mutlu oldum. Şahane duygu geçişlerinin yoğun olduğu bir senaryo ve hikaye. Kendim işte izledim ve kendimi tutamadığım çok böyle, evet, halk olarak duygusal bir milletiz. Gözyaşı döktüm, çok eğlendim. Hani çok naif, çok şaheser bir hikaye ve çok çok eğlenceli. Herkese de buradan gelip bir aşk hikayesinin içinde yer almanın duygusunu bu filmde görecekler. Çok eğlenecekler. Tamam, medyanın iki genç patronu Ferhat Essiz ve Ferhat Gündoğdu, Ümit Gündoğdu. Biz şu filmi çok beğendik. Siz neler söylersiniz? Öncelikle geldiğiniz için teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Sizin de emeğinize sağlık. Teşekkür ederiz.
Beğenmeniz mutlu etti tabii bizi. Çünkü biz insanların beğenisine biz bu filmi yaptık. İki arkadaşın yolculuğuydu bu konu. Ya beğendiğinizi sevindik yani. İnşallah insanlar da aynı teveccühü gösterirler inşallah. Kesinlikle izleyenler çok beğeneceklerdir eminim. Tepkiler çok iyi çünkü. Ümit Gündoğdu, Ferhat Gündoğdu'nun oğlu. İlk filminde sanıyorum babanız kendi yapımcıların kendisi yapmıştı ama burada siz babanızı yönettiniz. Neler söylersiniz bu konuyla ilgili? Filmle ilgili şunları söyleyebilirim. Tabii burada çok büyük bir emek var. Bir seneye aşkın bir süredir bu film için uğraşıyoruz. Bu gece geldik, sizler de bizi yalnız bırakmadınız. İnsanları bu şekilde filmden mutlu ayrıldığını görmek bizleri tabii ki mutlu etti. Emeğimizin karşılığını aldığımızı düşünüyoruz. Ki ne mutlu bizlere. Teşekkür ediyoruz gelip bizi yalnız bırakmayan bütün dostlara. Filmi izleyenler acaba filmi nasıl buldu diye merak ediyor. Ve bu kez de onlara uzatıyoruz vizyon mikrofonlarını. Filmi izlediniz, nasıl buldunuz? Evet, çağımızın fiziksel ve ruhsal hastalıklarından komedi şeklinde bahsetmiş çok güzel bir film. Zevkle izledim. Beğendiniz yani? Beğendim. 10 üzerinden kaç verirsiniz? 9. 9. Peki. Merhabalar. Merhaba. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Bikem. Nasıl buldunuz filmi? Çok beğendim, çok güzeldi. Sizi tanıyabilir miyiz? Merhaba, ben Sevda. Galadasınız Sevda, evet. Hanım. Filmi nasıl buldunuz, Sonsuz Bir Aşk? Tek kelimeyle mükemmel. 10 üzerinden kaç verirsiniz? 10 veririm. 10 verirsiniz. Evet. Aa, süper. Merhaba Simge. Merhabalar. Birinci filmde vardın, İsmail'in kardeşini oynuyordun ama ikinci filmde yoksun. Neler söyleyeceksin, filmi nasıl buldun? Filmi ben çok beğendim. İkinci filmde de olmak isterdim, güzel olurdu. Olmadı, bir dahakine artık. Çok güzel bir filmdi yani. Peki oyuncuları özlemiş misin? Evet, tabii zaten kuliste konuştuk. Özlemiştim yani, güzel oldu. En çok kimi sevdin burada? En çok kimi sevdim? Serhan'ı sevdim. Güzel yani, karakter olarak herkes örnek olması gereken biriydi. Sevdim, bana kendime yakın buldum yani. Gerçekten Filip Tekerimeli muhteşemdi. Özellikle hikaye ve senaryo benim çok ilgimi çekti. Ve İsmail Hacıoğlu'nun oyunculuk performansı bir oyuncu olarak, meslektaşım olarak gerçekten çok muhteşem. Özellikle hikayenin içerisinde dram olması beni çok heyecanlandırdı. Bu anlamda uluslararası alanda Türk televizyonu, Türk dizilerinin, sinemalarının son zamanlarda inanılmaz kaliteye ulaştığını görüyoruz. Bu anlamda özellikle dram ve hayatın içinden yaşanmış olan şeyler, gerçek hikayeler izleyicide çok değişik, güzel bir algı oluşturuyor. Ben emeği geçen bütün herkese çok teşekkür ediyorum. Umarım Türk seyircisi de çok memnun kalacaktır bu projeden. Merhabalar. Merhabalar. Siz filmi nasıl buldunuz? Güzeldi, eğlenceliydi, keyifliydi. En çok konusunu mu sevdiniz, oyuncuları mı sevdiniz? Neyi sevdiniz? Oyuncular güzeldi, eğlenceliydi, komikti, güzeldi yani. Sizleri tanıyalım mı? Ben Cahit Ertekin, Van Dernekler Federasyonu Anadolu Yakası Başkanı. Evet. Filmin galasına geldik, Sonsuz Bir Aşk filmi. Evet, Sonsuz Bir Aşk muhteşem bir aşktı. Siz neler söyleyeceksiniz? Ya çok güzel, duygusal bir film oldu. Son zamanların harika diyeceğimiz filmlerden bir tanesidir. İnşallah gişe rekorları kırar. Filmi nasıl buldunuz? Çok güzeldi. Ferhat bir kere çok güzel bir insan. Dolayısıyla yaptığı film de çok güzel. Evet. Oyunculuklar muhteşemdi değil mi? Evet, ben çok beğendim. Filmin öyküsü çok güzel. Evet. Kimi yerde çok güldürüyor, kimi yerde de çok duygusallaştırıyor. Çok duygusal. Özellikle duygusal tarafı çok güzel. Nasıl buldunuz Sonsuz Bir Aşk'ı? Gayet güzel. Çok beğendik. Konusu mu güzel, oyuncuları mı güzel, hepsi mi güzel? Oyuncular zaten mükemmel oynamışlar. Konusu gayet güzel. Hiç beklemediğiniz anda beklemediğiniz duyguları size yaşatıyor. Bence herkesin gidip izlemesi, görmesi gereken bir film. Sonsuz Bir Aşk, 10 Nisan'dan itibaren Türkiye'nin her yerinde seyirciyle buluşacak. Biz de vizyona girerken bu şanssızlığı yaşayan Sonsuz Bir Aşk filmine başarılar diliyor ve bu şanssızlığının burada kalmasını, gişede ise başarısının çok olmasını diliyoruz.